Konuşan sesle merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videomda HP MZ 102 yani Manise 102 modelinde driver'ı nasıl kuracağımızı hemen bahsetmeye çalışacağım. Arkadaşlar lafı çok uzatmadan videomuza geçelim ve kurulum nasıl yapılıyor, nasıl driver indiririz onları göstermeye başlayalım. Evet arkadaşlar, yapmamız gereken ilk önceki şey tabii ki bir internet tarayıcısı açmak. Açtıktan sonra HP Manise 102A yazıyoruz. Böyle de yazabilirsiniz arkadaşlar ya da en mantıklısı, en düzgünü bunu silip HP yazıp aygıtlar yazıcı ve sürücüleri diyor, buraya da girebilirsiniz. Buraya gittikten sonra M102 yazmanız yeterli arkadaşlar. Yani çok fazla HP, LaserJet, Pro bilmem ne yazmanıza gerek yok. İğne çıkar, bilginiz olsun. Çok fazla uzadı yazmanız da gerek yok. İnmeden önce zaten işletim sisteminizi seçer. Diyelim ki bu indirdiğiniz bilgisayar değil de başka bilgisayar kuracaksınız. Onun işletim sistemi farklı. Bunu şöyle öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Başlat bölümünde bilgisayarınızı sağ tıklayıp özellikler dediğinizde ekrana bilgisayarla ilgili, işletim sistemiyle ilgili özellikler gelir. Burada 64 bit Windows 7 Ultimate olarak geçiyor. Sizinkisi neyse ona göre ayarlayabilirsiniz bu değiştir bölümünden. Ben şu anda buna göre indireceğim için değiştirmiyorum. Siz indireceğiniz şeye göre değiştirebilirsiniz. Zaten hiçbir kurulumda CD tarif etmiyorum kesinlikle. İndir dediğimiz arkadaşlar sol alt köşeye bir indirme işlemi başlayacak. Ben daha önceden indirmiştim sizi bekletmeyeyim diye. Hemen şu indirme bölümlerinde gidelim. Daha önce indirmiştim, aynısını görüyorsunuz. Dosya 1 olarak indirmeye başladı şimdi. Bunu hemen çalıştır diyorum arkadaşlar. Çalıştırdıktan sonra zaten ekrana bir şimdi indirmeyi iptal edeyim ben hemen. İptal etti. Varsayalım ki indirdiniz. Bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Zaten çoğu şey otomatik. Fazla bir şey yok. Bu sebebi olduğu için de öyle fazla ayrıt antenası yok. HP LaserJet M102 ile ilgili diğer videolarımı kanalımda izleyebilirsiniz arkadaşlar. Bölümlerde vardır ya da işte aklınıza takılan bir bölüm olursa burada işte şu şekilde M102 yazdığınızda konuyla ilgili bütün videolarım alt alta dizilecektir. Şu anda olmadığı için, yeni çektiğim için yok. Bilginiz olsun. Ya da işte diyelim ki Canon yazalım. Canon'la ilgili bir sürü videom buraya gelir veya modelini yazabilirsiniz. Diyelim ki E514 yazalım. E514 ile ilgili bütün videolar sıralanmaya başlıyor aşağı doğru. Driver'ımızı çalıştık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekran geldi. Bu ekranda hiçbir şey yapmadan devam diyoruz. Yeni bir yazıcı bağlayın diyor. Burada gördüğünüz gibi USB port. Yani bu gelmeden önce birkaç bölüm gelecektir sizlere ama burada ben ikinci kez kurduğum için bana demiyor, kaldırmadım. Sizde de bu bölüm geldiğinde yapacağınız tek şey USB kablosunu bilgisayarınıza takmak. Zaten böyle bir seçenek çıkarsa aldırmayın. Çünkü o işletim sistemine fark edecektir. Biraz görmesi zaman alabilir. Biraz bekleyin arkadaşlar. O sebep görüldü diyecek ve buradan da görebilirsiniz arkadaşlar, yönet deyip Windows 7 ise eğer işletim sisteminiz, aygıt yöneticisine gelirsiniz.
Buradan da gördüğünüz gibi görünür. Yüklediği zamanlar gidecektir zaten. Ben sürücü güncelleştir diyorum. Hatta kaldır diyeyim, tekrar görsün. Zaten böyle yükleniyor diye ibareler verilir arkadaşlar. Onlar bitene kadar bu ekranda bu yazı gitmeyecektir, bilginiz olsun. Bilgisayardan bilgisayara değişir tabi bu. Benim biraz yavaş olduğu için geç yüklüyor. Tonel dolumu veya işte dram gibi borularla ilgili sorunlarında yine videolar olacak arkadaşlar kanalımda. Oradan da bakabilirsiniz. Kağıt almadığı zaman ne yapabilirsiniz veya işte yazıcı nasıl dökülür, nasıl toplanır gibi videolarım da var. Kanalıma abone olup da bana destek verebilirseniz çok memnun olurum. Çünkü inan bana hiçbir kar amacım yok. Sadece insanlara da biraz daha destek verebilmek, yardımseverlik olmak. Arkadaşlar daha önce yüklediğim için klasörleri tarıyor. Gördüğünüz gibi gördü sıvı kabloyu. Bağlantıyı kurmaya çalışıyor şu anda. ...101, 102, 106 bunlar aynı şeyler arkadaşlar. O yüzden 101-106 yazdı, bilginiz olsun. Bendeki zaten ekranda da görürsünüz, 102A. Test çıktı alırken göstereceğim. Üçüncü adıma geldik böylece. Arkadaşlar yani evde işte nerede kullanacaksan onu soruyor. Ben evde seçmiyorum, o iş yerinde diyeceğim. Diyor ki işte kaç çıktı alıyorsun falan falan sorular soruyor. Ya da işte kaç kişi çalışıyor. Türkçe zaten iyi diyorum. Üçüncü aramaya geldik. Burada da zaten son bölümü. Gördüğünüz gibi hepsinde yükledi zaten aygıt olarak. Arkadaşlar bundan çok bir önemi yok. Bunlara kafa yormayın. Hiç kapatın gitsin derim. Tamam diyorum. Kapatıyorum. Gördüğünüz gibi bu da aygıtın sayfasına geldi. Bunu da kapatın. Bir önemi yok. Özür dilerim. Arkadaşlar kapattık. Burada da gördüğünüz gibi kurulum bitti. Yani buradan emin olduk kurulduğuna dair. Şimdi yazıcının içine girelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buraya HP 101 ve 106 serisi geldi. Üzerinde yazılma dizisinin üzerinde yani sağ tıklayıp da özellikleri derseniz bir şey olmaz. Burada yazılma dizisine tıklayıp yazıcı özelliklerini derseniz burada sınama sayfası gönderebilirsiniz. Ben şimdi göndereceğim. Siz de ekrana yandaki videodan göreceksiniz. Arkadaşlar paylaşım yazıcıyı paylaşıp da A'daki diğer bilgisayardan çıktı almak istiyorsanız bununla ilgili de diğer videolarıma bakabilirsiniz. Bunları da orada gösteriyorum nasıl yapacağınızı. Burada sadece kurulumu gösterdim bu sebebi CD'si olmadan.
Yazın özelliklerine de göz atmak gereksen yazılım ateşlerine girebiliriz arkadaşlar. Burada işte kaç sayfa nasıl yazacağını soruyor size. Düz kağıt, değişik kağıtlara basabiliyor. Ama yine 1102 gibi hızlı değil. 600 dp, 1200 dp'ye kadar basabiliyor. Ekonomik modda da en düşük taslak modda basıyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Zaten yazıcının özelliklerinden bahsettim. Orada ne kadar çıktı alacağınızı, ne kadar baskıda, ne kadar test sayfası alabileceğinizi falan, bu gibi şeylere orada değindim. O videomu izlemenizi tavsiye ederim. Bu videomda gördüğünüz gibi kurulumunu gerçekleştirdik. Yanındaki ekranda da test çıktılarını görüyorsunuz zaten. Test çıktılarını da gördüğünüze göre de işlemimiz tamamdır. Diğer bilgisayarı kuracağınız zaman dediğim gibi indirdiğiniz dosyayı, işletim sistemi aynıysa eğer onunla da kurabilirsiniz, değilse yine HP'nin sitesine gelip buradan bir geri gelip de daha önceki yaptığınız işletim sistemi buradan değiştirebilirsiniz. Zaten Windows işte neyse 10 veya 8, 9, Vista, XP neyse bunlara göre desteklemeleri var. Ona göre de seçip de indirebilirsiniz. Bu sayede de kurulum yapabilirsiniz. Böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu ortaya da gördüğünüz videoya logoya tıklayıp da kanalıma abone olabilirsiniz. Ya da sağdaki soldaki videolarımı izleyebilirsiniz. Ya da kanalıma abone olmak için görüyorsunuz linki burada. Abone olursanız çok memnun olurum. Çünkü ben de desteğe ihtiyacım var. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Allah yardımcınız olsun.